Vakfı olayın faali Mahmut Can Kalkan, 21 yaşında, 9 Eylül Üniversitesi Kimya bölümünde okuyor. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi'nde yine web tasarım bölümünde okuyor. Mahmut Can Kalkan'ın web tasarımı yaptığı, özellikle e-ticaretle uğraştığı, son dönemlerde işlerinin iyi gitmemesi üzerine de ailesiyle sorun yaşadığı bize gelen bilgiler arasında olay dün gece yarısı meydana geldi. Siyanürle hazırlamış olduğu sıvıyı şerbet yaptım diyerek anne ve babasına içirdi ve anne babası fenalaştı. Küçük kardeşi Mehmet Talha Kalkan'a, 16 yaşındaki kardeşine de içirmek istedi. Ancak Kalkan anne ve babasının durumunu görünce içmek istemedi. Bir ardebe yaşandı, üzerine döküldü ve ardından da anne Fatma Kalkan'ın komşularından yardım istemesi üzerine olay ortaya çıktı. Bölgeye polis, sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri gönderildi. Tedbir amacıyla apartman boşaltıldı ve ardından da yaralılar, zehirlenenler hastanelere kaldırıldı. Fatma ve Mehmet, anne ve baba, kaldırdıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdi. Mehmet Taha Kalkan'ın, 16 yaşındaki Kalkan'ın üzerine döküldüğü, gözlerine geldiği belirtiliyor. İleri derecede görme kaybı yaşadığı yine bize gelen bilgiler arasında. Yine Mahmut Can Kalkan ile 4 yaşındaki kardeşinin de şu anda hastane tedavi altında olduklarını belirtelim. Biz şu anda İzmir Adli Tıp Kurumu'nun önündeyiz. Yakınları da buraya geldiler ve burada Adli Tıp Kurumu'nun sonucunu bekliyorlar. Cenazelerin daha sonra buradan alınarak Yozgat'a götürülmesi bekleniyor. Kalkan'ın, Mahmut Can Kalkan'ın internet üzerinden alışveriş, e-ticareti yaptığı ve az önce söylediğim gibi işlerinin iyi gitmemesi üzerine de ailesiyle sorunlar yaşadığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı da yine bize gelen bilgiler arasında. Şu aşamada artık İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki muayene işlemleri, ölüm muayene işlemleri devam ediyor. İlerleyen dakikalarda ailenin diye teslim edilmesini bekliyoruz. Mahmut Can Kalkan ilk ifadesinde siyanürle deney yaparken kardeşinin çarpması sonucu yere döküldüğü ve ailesini zehirlendiğini söylemişti. Ancak daha sonra polise verdiği ifadede şerbet, bir sıvı hazırladı ve anne ve babasına bir şerbet hazırladım diyerek sunduğunu söylediği bize gelen bilgiler arasında, ki ifadesinde de bunun yazdığı yine bize gelen bilgiler arasında. Evet, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtebiliriz. Aile yakınları oldukça üzgün. Olayın neden ve niye meydana geldiği de ilerleyen saatlerde daha netleşmiş olacak Berfu.